Officer, I love you. Wait, what? That way, that way. Other way, other way, other way, other way. Do animals talk in this dimension? Because I don't want to freak them out. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Dünya üzerindeki her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Meme kanserine karşı farkındalık ve erken tanı yöntemleri ölüm riskini minimum düzeye indirir. Self-check uygulaması size kendi kendine meme muayene yöntemini gerçek videolarla göstererek meme kanserine karşı en büyük silahınız olan erken teşhis şansını artırıyor. Self-check uygulamasını indirerek siz de meme kanserine karşı önleminizi alın. Self-check telefon uygulaması, kadınların meme muayenelerini doğru yöntemlerle yapıp kanserden korunabilmeleri amacıyla Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi tarafından geliştirilerek Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne hediye edilmiştir. Uygulamayı Apple Store veya Google Play'den ücretsiz indirebilirsiniz. Üzerinde birkaç tomurcuğu, lekesiz beyaz çiçekli kum zambakları olmadan adeta yalnız ve bize küskün kalırdı Akdeniz'in kumsalları. Akdeniz'in güzelliğini anlatan, şiirlere konu olan, kültürümüzün bir parçası kum zambakları yok oluyor. Ülkemizin birçok kumsalında yok olma tehlikesi altındaki soğanlı bir çiçek olan kum zambaklarının toplanması, satılması, satın alınması ve yurt dışına çıkarılması 18 Taksim 2012 Çevre Yasası'nın 48. maddesinin 1. fıkrasına göre suçtur ve asgari ücretin 1/4 kadar para cezası vardır. Ülkemizin kültürel mirasına sahip çıkalım. Üretmek yoksa, hayat aslında bir dengedir diyeyim daha doğrusu. Üretimle tüketimi dengelemeniz gerekiyor. Bir, üretimi tüketimden fazla da yapabilirsiniz. Çünkü ilk ticaret ekonomi şekillenirken takas üzerine şekillenmişti. Ve üretim potansiyeliniz olan alandaki fazla üretiminiz elden çıkarılarak İhtiyacınızı karşılarsınız. Para bulunmadan birebir mübadele takasıydı. Para bulunduktan sonra siz fazlalığınızı paraya dönüştürürsünüz. Elde ettiğiniz parayla da eksiklerinizi karşılarsınız. Bunu bilimsellikten uzak yaparsanız eğer, bir, üretim kapasiteniz düşük olur. Bunun düşüklüğünün içinde üretim kalitesi vardır. Ve düşük ve kalitesiz üretim nedeniyle de emeğinizin karşılığını alamazsınız. Üretim kalitesi veya üretimin bütünlüklü performansı için el yordamı değil, bilimsel temelde gitmeniz lazım. Bilimsel temelde gitmezseniz
rastgele üretimi yaparsınız. Rastgele üretimin de üretime dayalı da uzun vadeli ekonomik pazarlama politikaları geliştiremezsiniz. 1974 yılında yaklaşık 70 bin dönüm civarında narenciyemiz vardı. Şimdi biraz bol keseden 30 binlerden bahsedilir ama pratikte kalmamıştır. Sarı altın denmişti ve 1974 sonrası Kıbrıs Türkü'nün refah haritası çıkarıldığında en yüksek refah düzeyi Güzelyurt bölgesindeydi. Çünkü narenciye işi para ederdi. Bu noktada tabii ki bir dönem Sayın Asil Nadir'in narenciye üretimine, ürününe sahip çıkması, sadece o gün ürünü alması değil, aynı zamanda ileriye dönük ürünü, yani biri gelirdi kızını evlendirecek, daha ürün gelmeden alınırdı. Ertesi senin yani öneriye dönük de ürün alınırdı. Sayın Asil Nadir'in bu pazardan geri çekilmesi, devam etme koşullarının ortadan kalkmasından sonra da bu geri vites devam etti. Ve doğru dürüst bir narenciye politikamız olmadı. Tarım politikasının bütününde olmadığı gibi, üretimde olmadığı gibi. Ve sonuçta narenciyeci tıpkı sanayici gibi, yani bu ülkede üretenin başı dertten kurtulmaz, sıkıntıdan kurtulmaz. Bu narenciyeci için de geçerlidir ve sıkıntı vardır. Profesör Doktor Önder Tuzcu, narenciyeyi bu coğrafyada en iyi bilen, yani bütün üretim çeşitlerinde hocamı ben çok seviyorum. Çünkü hocam sınırlarını çok iyi, harika bilir ve durun bunu da size bu bildiklerimden yola çıkıp bilmediklerimi de miş gibi yaparak size satayım demez. Ve Sayın hocamızla fırsat bulup konuştuğumda en azından narenciyeyi sadece programı değil, daha sonra narenciyeyi konuşacak kadar da bu konuda bir bilgi sahibi. Daha doğrusu bilgimi bir miktar artırıyorum. Çünkü biz çok konuda az şey biliriz. Hocamla birlikteyiz. Hocamın bizim de iletişiminde her zaman benim kardeşim kadar sevdiğim öz topraklar var. Sevgili Enver Öztoprak, hocam da bizim aramızda her zaman için iletişimde katkı koyan bir arkadaşımızdır. Yine rica ettik. Hocamız da bizi kırmadı ve bu akşam birlikteyiz. Saat 18.46'ya kadar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasan Bey. Böyle bir fırsatı tanıdığınız için. Yok, siz bize fırsat çok tanıdınız hocam. Teşekkür ediyorum. Çünkü bunun temelinde yaklaşık 10 yıldır sürekli sizlerle beraber olduğum, iki haftada bir fırsata artık bir nokta zorunlu olarak koymak durumu ortaya çıktı. Ve çok önem verdiğim, Kıbrıs için çok önem verdiğim bazı konuları hem yöneticilere, hem partilere, hem yetiştiricilere, hem medyaya bir mesaj olsun diye sizin yardımınızı istemiştim. Kırmadınız onun için. Hocam bir şey söyleyeyim mi? Bizim dostluğumuz pazara kadar değildir. Doğrudur. Ta ki kandilimizde yağ yanmaya devam eder. Biz Önder Hoca dünyanın neresine gitse biz Önder Hoca'yı buluruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ben de Kıbrıs'ı vatan toprağı olarak bilirim. Hocam gelin ve... noktada su elinde sonunda bu su gelecek. Tamam. Gerçi tamam. Şu konuşuluyor. Tüketim kullanım suyunda ciddi bir artış olduğunu ve eğer bu artış devam ederse, yani nasıl olsa su vardır, kullan gitsin denilirse, tarım amaçlı gelen su kapasitesi artırılmazsa yetmeyeceği konuşuluyor. Su ve narenciye. Buyurun, söz sizin. Hasan Bey, benim ilk önemli vurgulamak istediğim bugün akşamki konuya siz parmak bastınız. Onu şöyle biraz açacağım. İkincisi de hocam, arada telefonumuz geldiğinde alacağız ve tabii, siz devam edeceğiz. İkincisi de alalım, bir telefonumuz varmış. Bekletmeyelim. Evet, buyurun. Kıbrıs'ın bir dakika. Evet, alo. Hasan Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İbrahim Hoca'dır Hasan Bey. Hocam buyurun.
Şimdi Hasan Bey konumuza da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi Hasan Bey, bu ülkede yıllardır tarım politikası oluşturulamadı. Tarımda mutlaka ve mutlaka yol haritası olmalıdır. Evet. Güzelyurt'ta narenciye bahçeleri kurudu. Daha da kötüsü, sular tuzlandı. Narenciye'de pazar sorunu yaşanıyor. Neler diyeceksiniz? İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet. Suyla alakalı bir şey sormuş İbrahim hocamız da sorusunu. Evet, tabii. Geleceğim ona. Buyurun hocam, söz sizde. Şöyle ki ben Kıbrıs'ı hep vatan toprağı olarak bildim ve buranın da geleceğinin en azından parlak olması için de düşüncelerimi söylüyorum. Tabii onu mutlaka her aşamada ister Türkiye Büyükelçiliği olsun, ister KKTC yöneticileri olsun, ister partiler olsun, ister meslek kuruluşları, isterse yetiştiriciler bunları dikkate alırlarsa geleceğe biraz daha katkımız olacaktır. Söylediğiniz politikaların da inşa edilmesine bir nebze olsun, bir faydası olacağını düşünüyorum. Şu andaki durumumuz, gerçek anlamda durumumuz derken KKTC Kıbrıs narenciyesi olarak söylüyorum. Gerçekten bir felaket durumda. Hocam ortaya bırakıp bırakacağınız taşlar varsa hepsini yumuşak değil, sert bir hareketle bırakın. Kırılması gerekenler kırılacak kırılsın. Kırılacak bir şey değil çünkü son programım belki. Evet. Onun için dinlenirse bir işe yarar. Dinlenmezse dinlenir hocam. Artık çarklar kendi şeyinde döner. Şu andaki turunçgilimiz demin izleyicimizin de söylediği gibi sular dünyanın hiçbir yerinde kullanılmayacak derecede tuzlanmış durumda. Örnek vereyim. Hep demin Enver Öztoprak'tan bahsettiniz. Onunla yaptığımız sohbetlerde söylerim. Türkiye'de turunçgil alanlarında kullanılabilecek sudaki tuz miktarı 800 ppm. Geçerse biz kullanmayız o suyu. 800. Zehir 800. Kıbrıs'taki en iyi su 1000. Bu 9000'lere kadar çıkıyor. Dolayısıyla biz ağacı zehirliyoruz. Zehirliyoruz değil. Kıbrıs'ın bir nimeti var. Büyük bir nimet var elinde. Toprakları dünyada bulunmayacak kadar kıymetli narenciye toprağına sahip. Şey, Güzelyurt bölgesindeki söyleyeceğim, geleceğim, toprak. Geleceğim. Evet. Dolayısıyla bunun yüzü suyu hürmetine bu topraklar nedeniyle burada narenciye yetişebiliyor. Bu kadar kötü sular içerisinde. Şimdi Kıbrıs'taki bahçelerin durumu felaket demiştim ya. İkincisi hepsi yaşlı. Yaş ortalaması 60 ila 70. 60 diyorum. 50 ile 70 yıl arasında ağaçların ortalaması. Yapılan yenileme bunca yıldır burada elimden geldiğince anlatmaya çalışmama rağmen bahçelerin yenilenmesi yönündeki yürütülen politikalar da temelden yanlış. Neden? Geleceğim, geleceğim. Şimdi çok zamanımız ne kadar var bilmiyorum ama çeyrek kala bitireceğiz. Gübreleme konusu daha 15 gün önce çiftçi toplantısı yaptık. Bir hatta bilgi notu da basına vermiştim. Ne kadar duyuruldu bilmiyorum. Gübreleme sistemi de almış başını gidiyor bomboş. Hiçbir şeye ulaşmıyor. Ondan sonra diyoruz ki izleyicimizin söylediği gibi pazar da yok. Pazar. Düşününüz ki sizden 6 ila 10 kat daha zengin bir toplum sizin ıskarta diye almadığınız bir turunçgil ürününü evine götürsün. Götürür mü? Sıkmaya bile götürmez. Şimdi ben bunları söylerken tabii bilimsel şeylerle, verilerle. Hatta bugün bir doktorantım, onları da maalesef bırakmak zorunda kalıyorum. Kıbrıs'ta bugün narenci üzerinde bir uzman yok. Doktora yapmış bir kişi yok. İki tane burada yaptırmaya
hedeflemiştim. Onlar için her türlü şeylere katlandım. Ama olmadı. Zorla da güzellik olmuyor. Ve onların bir tanesinin bugün genel bir bugüne kadar elde ettiği sonuçların değerlendirmesi toplantısı vardı. Biz ona TİK diyoruz. Doktora İzleme Komitesi olarak. Ve orada gördük ki Kıbrıs'taki kalitesizliğin, meyve kalitesizliğinin en başta gelen iki büyük sorunu var. Bir tanesi su, tuz durumu. O herkese şu. Sizin eski BPM'i Türkiye'de 800'ün üzerinde kullanmıyoruz. Burada en düşüğü bilgi. En düşüğü bilgi. İkincisi potasyum. Potasyumlu gübreler Kıbrıs'ta bu kalitenin başlıca nedenlerinden bir tanesi düşük. Kalitesizliğin düşüşünün. Yani kalitenin düşmanı. Düşmanı ama öyle bir durumu söz konusu ki elde ettiğimiz verilere göre eğer eksiklik olursa kalite düşüyor. Fazla da olursa düşüyor. Bakınız öyle bir denge kuracaksınız ki bunların miktarları da belli oldu bu çalışmalarla. Bunun da bilinmesi lazım. Demek ki şimdi bir ortada ki bugünkü durum kabul edilebilecek düzeyde değil. İlerisi de karanlık. Bu malı, bu kalitedeki malı milli geliri çok düşük toplumlar sadece satın alabilir. Kuzey Irak gibi veyahut başka ülkeler gibi. Ama milli geliri diyelim ki bunu İngiltere'ye satamazsınız. İngiltere satın alacak olursa sırf politik nedenlerle satın alır ve imha eder. Dolayısıyla İngiltere'yi de ihraç ettik dememek lazım. Bu şartlarla, bu kaliteyle. Bu bahçelerle zaten verim Kıbrıs'ta bugün ağaç başına yaklaşık ortalama 50 kilogram veya altında. Hiçbir şekilde ekonomik olma şansı yok Hasan Bey. Verimli üretimin olduğu verim yerde düşük, ağaç kalite kadar, düşük, sular böyle, 50-60 kilo dediniz. Gübre veremiyoruz. Peki hocam 50-60 kilo normalde kaç olması gerekiyor? Bunun en azından 200 kilolara yaklaşık olması lazım. Tabii, 4 katı. Şimdi durum bu ise ancak bugünkü toplam... Bir telefonumuz varmış hocam. Merhaba. Merhabalar Hasan Bey. Merhabalar Önder Bey. Merhaba efendim. Kemal Osman İngiltere'den arıyor. Buyurun evet. Kemal Bey. Hasan Bey, sizin demin programa başladığımızda sarı altın diye bahsettiğiniz narenciyemizden bahsettiniz. Şimdi Kıbrıs'ın KKTC'nin batısı sarı altın üretirdi. Doğusu da siyah altın. Harup. Hayır, siyah altın tütün. Tütün. Tütsülenmiş. Siyahlandı ve bu pipa tütünü olur bunlar. Biz de onu o zamanlar üretirdik, yetiştirirdik. Bunu siyah altın diye isimlendirirdik. Ve biz bunları ürettik. Narinciyeci de üretti ama bunu pazarlayamadık. Mesela sizin de demin bahsettiğiniz gibi Nadir Bey bu işin içinden elini ayağını çektikten sonra birçok İş yeri kapanmıştır. Yalnız Narinciye değil, Musa Serpest Limanı'nda. Her neyse o konumuz değil. Bakın Sayın Hasan Bey, üretecek. Evet, üretiyoruz ama bunları siz satamıyorsunuz. O 50 kişinin ne işi vardır? Bir örnek yaşanmış, bir örnek vereyim size. Bir kişi Musa'da gitti karıştırdı, daha bu bilgisayarlar olmadan Japonya'dan müşteri bulurdu ve bu tütünleri satardı. 74'ten sonra adam araştırdı, buldu, tütünler ambarda dolu, tütün ekimi de bitti. Şimdi nasıl narinciye bitti, tütün de bitti. O zaman tütünden siz demin dediniz ya şu bir yıl önden alırdı, ürettiği evet. Malın fiyatını bankadan ondan bundan. Bizde de bir yılda bir kişi ektiği tütününle kızını cehizledi. Ve bunlar hep mahrum kalınca herkes geldi kasabaya. Şimdi kasabaya geldiğinde ne olacak?
Kemal Bey toparlarsanız hocamızı birazcık zamanımız sınırlı çünkü. Evet, toparlıyorum Hasan Bey. Kasabaya yerleşecek. Ne olacak? İşte gidecek Çarşı, gidecek Kıbrıs Türk Hava Yolları'na. Bunlar da batınca çıkacaklar da bağıracaklar. Yani bu bizim o Dianellos fabrikası hiçbir şey üretmedi, hiçbir şey de üretmeyecek. Bu gelmiş geçmiş bütün istihdamlarının şeyidir Hasan Bey. Peki. Size iyi günler ve iyi yıllar dilerim. Evet, ben de sizlere en güzel dileklerle bulunduğunuz yerde Hasan Christmas da kutlanır. Christmas'ınızı da, yeni yılınızı da kutlarım. Biz de sizin hepsini, bütün Kıbrıs'ın, dünyanın. Bye bye. Bye bye. Hasan Bey, şimdi... Dianellos dediği meclistir. Bu mecliste de doğru dürüst siyaset üretmedi. Çünkü meclis binası eskiden Dianellos sigara fabrikası. Öyle mi? Evet. Şimdi durum karanlıkken önümüz çok aydınlık, bakınız. Ve onu doğru yönetmemiz zorunluluğu var. Onun için bugün buradayız. Bunu vurgulamak istiyorum herkese. Nedir? Şöyle ki, bir kere biliyoruz ki Kıbrıs'ın birinci sınıf toprağının, Narenciye toprağının %99'u güzel yurt çevresi. Unutmayalım bunu, altını çizelim. Yani Kıbrıs adası, bu toprak çok değerlidir. Kıbrıs adasının da en değerlisidir. Kesinlikle, mücevheridir. %99 Narenciye de güzel yurt ve çevresinde, yani Lefke'de dahil söylüyorum, üretilir. Manusa, Maraş bölgesi. Onların işte %1 hepsi. Geri kalan bütün hepsi %1. Dolayısıyla Narenciye ise Kıbrıs tarımında Hellim'den sonra evvelden birinciydi. Şimdi ikinci olmuş duyuyorum. Yine ticaretinde, dış ticaretinde çok önemli olan bir yer. Bu nedenle her halükarda yöneticilerin, ilgili kurumların ve yetiştiricilerin el birliğiyle geleceğe bakmaları lazım. Geleceğe hazırlanmaları lazım. Bugün toplam Kıbrıs'taki narenciye üretimi 60 bin ton dolayında. 40 bin tonu Valencia'ya çıkar çıkmaz. O da konuştuğumuz seviyelerde. Öyle hemen elimizden alacakları, elimizi öpen eve vereceğimiz durumda değil. Çiftçi kan ağlıyor. Bu bir gerçek. Ama Türkiye'den de bir gerçek var ki bir su geldi. Bu suyun yarısı 35 milyon metreküpü kullanıma gidecek şehirsel. Geri kalan 35 milyon ton da metreküpte sulama tarımsal amaçlı kullanılacak. Bir kere şurada şunu bilmemiz lazım. Kesinlikle bu suyun, gelecek bu suyun plansız veya başka amaçlarla, bu siyasi de olabilir, yanlış kullanılmasının önlenmesi lazım şimdiden. Bu çok ne önemli. Ne yanlış olabilir ki? Birinci yanlış, bu suyun neredeyse tamamının Güzel Yurt Lefke bölgesine verilmesi. Hocam şey tabii müsaade bu konunun dışı ama soru sorayım ki birleştirin. GAP bölgesi suyla kavuştuğu zaman bilinçsiz kullanıldığından toprağın ciddi bir bölümü %30'u heba oldu. Heba oldu, doğrudur. Şimdi aynı riski de biz yaşamayalım. Tabii ki. Ben orada 12 sene çalıştım o bölgede, Çukurova Üniversitesi'ndeyken. Ve oraları çok iyi biliyorum. Oradaki görevimiz su geldiği zaman ne yetiştirilmeli, nasıl yetiştirilmeli sorusuydu. 12 sene sonunda verdiğimiz raporların çok büyük bir bölümü gerçekleşemedi. Nedenleri çok değişik. Burada konumuzu şey yapalım. Ancak bileceğiz ki Türkiye'den gelen suyun yarısı kullanımda, geri kalan yarısı da 35 milyon metreküpü de tarımsalda kullanacak. Bu daha sonra artma şansı yok. Niye yok? Çünkü Anamur'daki barajın yaklaşık yarı kapasitesi de Konya Ovası'na gitmek zorunluluğunda. Dolayısıyla orayı paylaşmak zorundayız. Bir, Toroslar aşıp gidiyor mu? Başladı yatırımı da. Şimdi demek ki biz her şeyiyle şapkayı önümüze koyduğumuz vakit elimizde bir 35 milyon metreküp civarında bir imkanımız var. Olacak.
olacak tabii. Ona geleceğim. Ona geleceğim. Ancak bir Ortadoğu'da gerçek var ki bugün Kıbrıs KKTC'nin elindeki su kaynakları yaklaşık 25-30 milyon metreküp. Türkiye'den gelecek su, hadi biraz daha zorladık, 70-90 milyon metreküp. Eğer Kıbrıs'ın tümünü sulayacak olursak lazım olan su miktarı 280 milyon metreküp. Demek ki bir kere hayali bırakacağız. İkinci büyük risk, bunu mutlaka vurgulamak istiyorum. Özellikle Meserya Ovası ve devamı çevresi topraklarının alt kesimleri kirlidir, geçirimsizdir. Kirli. Kirli, yani geçirimsiz. Biz şey deriz hocam, Gonlu. Gonlu, peki. Gonlu'ludur ve buraya su gelip de eğer çok bilinçsiz kullanılırsa hemen tuzlanıp elden çıkacak. Bugün yetiştirdiğimiz arpayı da yetiştiremez olacağız. Şeydeki o kirli toprağın içerisindeki tuzu yukarıya vuracak. Yıllarca yılın birikti. Yağışla yıkanan su tabanda. Geçip gitmedi. Gitmedi, orada bekliyor. Biz oraya fazla su ve lüzumsuz su verdiğimiz vakit yüzeye çıkacak. Denizden beter olacak. İşte Çukurova'nın %30'unu böyle kaybettik. Harran'ın %30'unu böyle kaybettik. Daha kaybedeceğimiz birçok yer daha var. Kıbrıs böyle olmasın istiyoruz. İkincisi, bir de önümüzde bahsettiğim bir güzel yurt bölgesi var. Yani Lefke ile beraber. Hı hı. Bunu kalkındırmamız lazım. Nasıl olacak bu iş? Bir kere en önemli beklentilerimizin başında bu bölgelerdeki narenciye yetiştiriciliği yöntemleri temelden değişecek. Bugünkünü artık unutmamız lazım. Çok kısa olarak... Babamızdan, dedemizden öğrendiğimiz de bu iş olmaz. Olmaz. Kesinlikle siz konuşmaya başlarken söylediniz, her şeyin başı bilim. Bilime göre olmasa yanlış hesap Bağdat'tan döner ama bir daha da tamir olur mu belli değil. Dolayısıyla aynı işte kaybettiğimiz Harran'da, Çukurova'da kaybettiğimiz yüz binlerce dönüm arazi. Bugün artık hocam, ot bile yetişmiyor. Hocam siz zamanı iyi değerlisiniz. 15 dakikamız var. Tamam. O zaman bunu biraz daha şey yapayım. Siz anlatın. Lütfen. Siz söyleyeceklerinizi söyleyin. Lütfen. Ben soruma zaman kalırsa sorarım. Lütfen. Dolayısıyla bu çerçevede eğer ki doğru kullanılırsa, bu su doğru yerlerde kullanılırsa, bugün tatlı suyun gelmesiyle, bunların yine bilimsel sonuçları elimizde, meyve kalitesi ve verimi öyle 40-50 kilogramlardan 150-200 kilograma çıkacak. Yani hocam bizim mevcut narenci alanımızı büyütmeden verimi operasyonel olarak başarılı yaparsak 4 kat ürün alırız. En önemlisi kalite düzelecek. Yani irilik, sululuk ve kalite düzelecek. Başka bir konu daha var, bu konuşmanın sonunda yine söyleyeceğim. Önemli mesaj olarak. Dolayısıyla yetiştiricilik alanları da artacak. Çünkü bugün tuzluluk nedeniyle narenciye bahçeleri giderek 100 bin dönümden işte düştük 30-40 bin dönüme. Şimdi bunlar da iyi suyuyla beraber gelişecek. Ve dolayısıyla dönüşüm, karlılık artacak. Yetiştirici de yüzü gülecek. Yüzü güzel gülenmenin ötesinde bahçelerini artık modern tarıma da yöneltebilecek. Kendi de memnun olacak. Artık tüccara satacağım diye çırpınmayacak. Tüccar kendisine gelecek mecburen. Neden? Bakınız eskiler, sizler çok iyi hatırlayacaksınız. Adada harekattan önce Mangli diye bir adam vardı, Rum. Duyuyoruz seni. Bu adamın kendisi bankacı. Lefkoşa tarafı Rum kesimindeki Hilton kendi malı, multimilyarder bir adam. Tek hobisi narenciye. Sadece hobi, para için değil. Ve bugün Yeşilyurt'taki yolun altında çok büyük alanları sahibiydi. Ve dünyanın her tarafından narenciye uzmanlarını getirip hep yenilikleri sırf hobi için yapıyordu. Yatı var, şeyi var, her şeyleri var.
Tabii harekattan sonra ben 76'da Kıbrıs'a geldim. O zamandan beri de gidip gelirim. İyi ediyorsunuz. Ve de o zamanlar o Mangis'in bahçesinden birçok materyal Türkiye'ye götürdük. Hatta hiç unutmam, zamanımız çok kısıtlı ama Kleopatra mandalini diye bir anacımız var. Onun kırmızı meyvelisini, ismini bilmiyoruz tabii. Hiçbir şey bilinmiyor. Her şeyi terk etmişler. Ve onu seçip götürdüm Adana'ya. Şey yaptık, hastalıklara dayanıklılık çalışmaları yaptık. Çok dayanıklı çıktı zamk hastalığına. Arjantin'den istediler. Bugün kırmızı meyveli Kıbrıs Kleopatra mandalini olarak Arjantin'de kullanılıyor. Kıbrıs'a isimlendirilerek. Evet, evet. Benim isimlendirdiğim şekliyle evet. Kullanıldı. Şimdi dolayısıyla bir önümüz karanlık değil. Nasıl karanlık? Eğer ki bir politikamız olmazsa. Eğer planlı ve uygun bir şekilde bilime dayalı çalışmalar yapmazsak hiçbir yere varamayacağız. Şimdi bir çok önemli konu var. Daha önceki programımızda da bahsetmiştim Tristeza diye. İşte geldi gelecek. Girit Adası'na geldi. Ya, yani yok edecek. Yok edecek. Turunç'u öldürüyor. Turunç üzerine limon hariç ne aşılıysa ölüyor. Bunun şeyi Enver Beyler, Öztopraklar da işte başladılar. Bölgede bazı yeticiler de başladılar. Volkameriana diye bir anaç kullanılıyor. Doğrudur. İyi sonuç veriyor. Doğrudur. İriliği arttırıyor. Doğrudur. Verime erken giriyor. Doğrudur. Ancak bunun bilimsel çalışmalarını, verilerini elde etmekte 10-15 senelik bir çalışma. Ben 2000 yılında bir anaç denemesi kurmuştum. Kıbrıs'a en uygun anaç ne olur diye bu vizyonla bakıp, maalesef burada kimseyi suçlamak istemiyorum ama bu ülkenin koşulları ve toplumsal yapısı itibariyle hiçbir şeye varamadan kadük oldu. Şimdi yeniden bir anaç denemesini üniversite araştırma parselinde kurduk ama bundan sonra bakarlar. Arkadaşlar mı? Telefon var mı? Merhaba. Hasan Tekbıyık, Zümrütköy. Buyurun Hasan Bey. Selamlar Hasan Bey. Nasılsınız? Teşekkürler adaşım. Önder hocama da çok çok selam var. Benden de. Bizi aydınlattı hemen hemen ama biz üreticiler olarak Zümrütköy'den yetiştirdiğimiz limonu ve ürünü dahi bugün Cybrex bile fiyatları açıklayamaz duruma geldi. Bu malı biz üretip yetiştiriyoruz. İlacını, suyunu, sürümünü veriyoruz. Ama satmaya geldiği zaman bunu biz 1 kilo badates alabilmek için 8,5-9 kilo limon vermemiz lazım. Ki 1 kilo badates alabilelim. Hasan kardeşim böyle sorucunu toplarsak çünkü son 9 dakikamız var. Tamam Hasan Bey. Tamam Hasan Bey. Benim burada değinmek istediğim yani... Ama çok güzel bir şey söylediniz. 9 kilo limon, 1 limon badates. Yanıtı var. Yanıtı var Hasan Bey. Evet. Evet. Buna nazaran üretici hala daha uğraşıyor. Ama hakkını almadıktan sonra kuraklık olmasa dahi herkes kurumaya bırakıyor bu ağaçları. Çünkü maliyeti bize çok yüksek geliyor. Mesela ben 3 dönüme 14 milyar lira para harcadım bu sezon için. Aldığım para toplamda 3 milyar. Bu üretimi nasıl yapalım? Peki. Nasıl kendimizi kurtaralım? Peki çok mersi Hasan Bey. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, evet, mutlu yıllar diliyorum. İyi akşamlar dilerim ikinize de. Sağ olun. Teşekkür ederim Hasan yani Bey. Bunun yanıtını alacaksınız yavaş tamam. Yavaş evet. Biliyorum. Arkadaşlar başka telefon almıyoruz. 8 dakikamız hocam lütfen. Konuşuyor. Dolayısıyla bugünkü durumun karanlık olduğunu vurguladım.
Bütün çiftçinin perişan olduğunu, yetiştiricinin biliyorum. Ama bu böyle gitmez. Bizim kurtarıcımız su, tatlı su, Türkiye'den gelen tatlı su. Bunu doğru kullanmak ve işlemek zorundayız. En önemli sorunumuz yanlış bilgi, yarım bilgi. En büyük yanlış bilgi ve yarım bilgi bize yapılabilecek en önemli konu. Büyük dikkat etmemiz lazım. Büyük zararlara neden olacaktır. Öyle ki bugün Manglis'in bahçesinin bulunduğu Kumköy ve yayla bölgesi eskiden su varken, tatlı Strodos'tan sular gelirken belki de Kıbrıs'ın en kaliteli ürününü veriyordu. Bugün ise en kalitesiz, en düşük oradaki bahçeler. Mangda hatta olsa da gelip görse ölecek. Attı kendisini zaten şeyden sonra. Evet. Hilton'un üzerinden kendini attı. Hayatına son verdi. Görsün. Şimdi bakınız niye bunu söyledim. Kıbrıs ayrıca tarımının yanında gen kaynakları bakımından, Narenciye gen kaynaklarından inanılmaz bir hazine. O konuda da bir doktora çalışması yapıyoruz. Ve oradan elde ettiğimiz işte materyali Kıbrıs Rum kesimi dahil topluyoruz. Topladık önemli bir kısmını. Onu da biyoteknoloji çalışmaları yapıp ortaya koyacağız. Ve bir kişi kalkıyor, bulduğu bir şey üzerinde bilmeden yanlış bir yorum yapıyor. Bütün köylü, bütün çevre, isim vermiyorum, yerde vermiyorum. Bunun, bilenler bilici hatırlayacaktır. Yeni bir anaç ortaya çıktı, şöyle oldu, böyle oldu. Böyle tevatürlere, söylentilere lütfen itibar edin. Etmeyiniz. Lütfen bilimsel gerçeklere dayanmayan hiçbir şeyi yapmayınız. Kurtuluş ışığı önümüzdedir. Doğru yapabildiğimiz sürece. Diğer taraftan suyun akılcı kullanılması, gübrelerin, ilaçlamanın akılcı kullanılması, pazarlama ve kalitenin pazarların istediği yönde üretilerek kalitenin izlenme sisteminin kurulması koşuluyla Kıbrıs bugün bütün Akdeniz ülkeleri içerisinde yıldız olabilecek. Yani iş işten geçmedi daha. Hayır. Ama yeter ki akıl olsun, bilim olsun. Şimdi bakınız, iki tane çok önemli, zamanımız sona eriyor. Konu var. Bir, Kıbrıs'ın misyonu, özet olarak söylüyorum, Valencia portakalıdır. Diğer çeşitler fantezidir. Çünkü Kıbrıs'ın satacağı turunçgil çeşidi Valencia portakalı. Nasıl bir Valencia portakalı? İri meyveli bir Valencia portakalı, usulüne göre yetiştirilmiş. Bizde yetişebilir. Bu nerede var? Bizim elimizde var. Bugün işte adına iri meyveli Valencia dediğimiz, lefke Valencia'sı dediğimiz bir çeşit elimizde var. Kıbrıs'a adapte olmuştur. Bütün yetiştiricilerin ve yöneticilerin buna yönelmesi. Ne yapmasın? Somut hocam. Somut söylüyorum. Bir, bu. Demek ki onun dışında diğer çeşitler, mandarinler, şu bu ise Kıbrıs'ı için fantezi olarak, ürün çeşitlendirmesi olarak yetiştirilmelidir. Mandarinler dahil, mandora dahil. İki, demin üreticinin söylediği çok önemli bir şey var. Bunu isim vererek size söyleyeceğim. Çünkü çok yeni bulduk ve gördük, saptadık. Mutlaka bütün halkın, yetiştiricinin haberdar olması lazım. Yine son konuşmacımızın köyünden bir kişi. Zümrütköy'den. Mustafa İnal beyefendinin bahçesinde kendisi Rumlardan kalan Kıbrıs yerli limonunun çekirdeksizlerini selekte etmiş. Onunla bir bahçe kurmuş. Ve düşününüz ki Kıbrıs limonu çekirdeksiz olarak elimizde var. Artık bahçe kuracaksak hiç ne İsrail'e gideceksiniz, ne bilmem ne yere gideceksiniz. Zümrütköy'e gideceksiniz. Zümrütköy'deki o parsele gideceksiniz, onu çoğaltacaksınız. Bakınız, limonda
Kıbrıs... Hocam kaç yılda böyle ekonomik boyut olur? 7 yılda çoğaltabiliriz. 7 yılda bahçeyi kurarsınız. Yeni bir Verna limonu diye bir İspanyol çeşidi girdi. Yıllardır siz deyin 30 ben diyeyim 50 yıldır tanırız bu çeşidi. Türkiye'ye sokmadık. Neden? Çünkü bizim kriterlerimize uygun kaliteye sahip değildi. Kıbrıs'a birileri soktu. Bahçeler kuruldu. Şimdi bahçeler sökülüyor. Yazık değil mi? Elimizin altında yönümüz belli. Gideceğimiz şey belli. Peki yön belliyse niye gitmiyoruz? Burada teşvik edilmesi lazım. Bahçelerin yenilenme yöntemi ziraat için. Ziraat mühendisleri narenciye konusunda yeterince bilgi birikimine bugün sahip mi? Bugün söyledim Kıbrıs'ta turunçgil uzmanı yoktur. Bu kadar da önemli. Bunu bırakın. Türkiye'de de ise 2-3 kişiyi geçmez. Bugün Türkiye 3,5 milyon ton hocam üretiyor. Çok güzel özetledin sırayla ama ben son bir soru sormak tabii istiyorum. Fiyat konusu önemli. Az önce bir üreticimiz çok güzel. Tabii. 9 kilo limon 1 kilo badana evet, dedi. Evet. Geçenlerde bir haber kaynağında takip etmiştim. Türkiye'nin narenciye ihraç fiyatı ile İspanya'nınkinin arasında İspanya'nın lehine neredeyse 5 misli fark var. Bu kadar pahalıyken İspanya niye ürününü Türkiye'nin önünde satıyor? Şimdi bunun hem siyasi uzun bir konu. Çok uzun apayrı kısaca bir şey konusu. Ben çünkü uzun yıllarda KLAM'ın başkanlığını da yaptım. Orada da çalıştım. KLAM şu. Yarı kamusal değeri olan ve aylık dünya piyasasını izleyen bir Akdeniz Uluslararası Komitesi özel. Her ay toplanır ve satır arkasını hep okuruz. Bir uluslararası mı bu Türkiye? Uluslararasıdır. Akdeniz ülkeleri 11 ülke girmiştir. Ve bunu her üye ülkenin temsilcisi bilgilenir. Raporlarını siz hükümete Türkiye verir. Türkiye adına mısınız yoksa efendim ortak bir bilim insanı mısınız? Bu kurulda siz Türkiye adına mı katılıyorsunuz? Bir bilim hayır, insanı. Hayır. Türkiye adına başkan olarak olarak'lığını da yaptım. Üyeliğini de uzun yıllar yaptım. Ve bunun önemi şudur. Raporlar hazırlanır, hükümete verilir. Hükümet uygular, uygulamaz. Ses dikkate alır, almaz. Anladım. O onların işi. Ama bu şimdi, fiyat farkı bir siyasi şimdi, mesele. Şimdi şunun için söylüyorum. Bir, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye koyduğu bir takım Kıbrıs'a da koydukları ticari sınırlama yok ama ticaret serbestisi var ama bir takım pestisit sınırlamaları vardır. Bu pestisit sınırlamalarını istediğiniz gibi oynarsınız, istediğiniz malı alır. Aynı bugün Rusya'da Türkiye'nin yaşadığı gibi Türk domateslerinin narenciyesi niye denize dökülüyor? Bu da yine böyle bir ticari oyunun sonucudur. Biz bu oyuna girmeyelim. Uzun bir konu bu. Hocam son narenciyecilere Önder Hoca değil Önder Abi olarak ne söylersiniz? Bilimin peşinden ayrılmasınlar. Bunca herhalde bir 10 civarında güzel yurtta toplantı yaptım. Ben neleri vurgulayıp da şunu bunu yapın diyordum. Çünkü gübrelemesinden tutun, bahçelerin yenilenmesine, çeşitlerin seçilmesine, budanmasına kadar her şey yanlış yapılıyor. Buradan doğru çıkması mümkün değil Hasan Bey. Peki hocam. Bilimin peşinden koşun. Benim dediklerimi dinlesinler. Yamuk yumuk siyasetçilerin peşinden gitmeyin. Bilgili, bu da çok önemli, bilgili ziraat mühendislerine. Yani Turunçgil'de bilgili ziraat mühendislerine ihtiyacımız var. Peki hocam. Ben sizin Kıbrıs'ta Türklere ve üreticiye ve narenciye yaptığınız katkılara bana düşmez ama canı gönülden teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. İyi ki varsınız hocam. Sağ olun. Çok sağ olsun. Görüşmek üzere. Güzel günler diliyorum. Hepimiz. Yeni yılda ve nice yıllar güzel getirsin. Öyle olsun. Evet, Önder Tuzcu hocamızla konuştuk. Narenciye konusunda bir duayen isim, bir bilim insanı. Çok dikkatle dinlenirse çok şey var. Programın tekrarını da bu nedenle birazcık her öteki programlara göre biraz daha fazla yapıp Önder Hocam'ın düşüncelerini sizlerle buluşmasına imkan sağlayacağız. Çarşamba günü konuğumuz Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özerser olacak. Herkese mutlu ve güzel günler diliyorum. Bay bay.